Evet, sizler istediğiniz, biz de sizi British Müzesi'ne götürdük. Daha önceki çektiğimiz videolarda sorduk, en çok nereye İngiltere'de gitmek istersiniz diye. Böyle 5-10 tane yorum yaparsınız diye bekledim. Böyle yüzlerce, binlerce. Hiç kimse yorum yapmadı. O yüzden ben buraya geldim, buraya çekeceğim. Yorum yapsaydınız istediğiniz yere götürürdüm sizi. Şu an neredeyiz? British Müzesi'ndeyiz. British Müzesi dünyadaki bütün tarih şeylerini paylaşmış olduğumuz bir şey. Bugün sizlere hepsini göstereceğim. Hatta az videonun sonuna kadar izlerseniz de Firavun'u da göstereceğim. Hani Musa Peygamber'e şekil yapan var diye bir tane. Onun şeyi de buradaymış. Hepsini göstereceğim. İlk Kur'an'ı falan göstereceğim. Taşa falan yazılmış. Baya şeyler göstereceğim. Altınlar falan var. Belki orada şey olursa yarın, bugün YouTube'da, yarın haberlerde beni görebilirsiniz. Hazırsanız dünya tarihlerine başlayalım. 3'e alıp 30'u okuttukları kütüphanedeyiz. Çocuğun sesini kısabilir miyiz biraz? Babası biraz sevgi. Lütfen. Enerji. Burada kitaplar bildiğiniz indirimde. Ama sağlam indirimde. Arkamda gördüğünüz zamanında Afrikalıların tam bilmiyorum ama sallamış gibi de olmayın. Çoğunu sallıyorum zaten. Gidin Wikipedia'dan bakın. Ben dolaştırıyorum etrafı. O kadar bilsem tur rehberi olurdum. Bunu dikiyorlardı. Eskiden buna inanıyorlardı. Bir de burada bir tane daha var. Onu da söyleyeyim size ne olduğunu. Sonuçta İngilizcemiz var yani. Diyor ki, Kolombiya'da 1850 yılında kırmızı sedar tahtası olarak geçiyormuş. 11 metrelik bir hikayesi var. Üstünde ayı varmış. Falan da filan yani. Hani eski bir şey. Bak bitmiyor zaten. Baksanıza. Hepsi de başka bir şey temsil ediyor. İngilizcesi olan varsa ekran görüntüsünü ben buraya Türkçesini de yazarım ama Kanada'da bir bölgeye ait olan bir şeymiş. Oradan getirmişler sizler görün diye. Hadi gelin şu tarafa bakalım. Bakalım bu tarafta ne var? Kahve var. Hemen kahve. Kendime kahve alacağım. Tabii ki en sevdiğim kardeşime almayacağım. Ha, bu arada British Müzesi'nin kütüphane tarafındayız. Ha, nerede olduğumuzu bilmeyenler varsa her şeyi soruyorsunuz. Orası neresi, burası neresi diye. Burası orası. Burada yine kitap satıyorlar ama kitaplar yine çok şey yani. Ve bu gördüğünüz Krallar ve Kraliçeler adlı kitap. Burada tarihin bütün kral ve kraliçeleri. Kral burada, kraliçe arkamda. Yanıma geldi, hemen kraliçe olacağım diye ama olmaz. Benim fotoğrafımı kötü çekmişler. Lütfen bu kitabı yeniden basın. Tam beğenmedim fotoğrafımı. Hazırsanız size yukarılarda dolaştıralım şimdi. Hadi gelin. Şimdi arkadaşlar çok komik bir İngiliz Nasıl Olunur diye bir kitap var. Ben buna çok gülüyorum. Nereden aldım lan bunu? Şimdi diyor ki burada How to be British Collection. Şimdi İngilizleri bilmiyorum bunu görebiliyor musunuz da boğulduğunuz zaman yardım derseniz burada help diye bağırdığı zaman İngiliz ilgilenmiyor. Ama eğer bir İngiliz'den yardım istiyorsanız buraya excuse me sir, I'm terribly sorry to bother you but I wonder if you would like to help me to my mom as long as it's not trouble of course. Yani ne diyor biliyor musunuz? Şimdi bak burada yardım sadece diye bağırdığı zaman İngilizler yardım etmiyor ama burada diyor ki özür dilerim efendim ben biraz sıkıntıdayım da sizi rahatsız ediyorum ama ben sadece umut ediyorum bana yardım etme şansınız olur mu? Eğer tabii ki kendinizi sıkıntıya sokmayacaksınız. Teşekkür ederim. O zaman yardım ettiğini görüyorsunuz. Bunun gibi böyle İngiliz olmanın şeyi var böyle. Çok komik. Şeyle ben buna çok gülüyorum. Gerçekten doğru. Bir İngiliz'e bir şey söylediğiniz zaman hani yok ama neden olduğunu açıkladığınız zaman dünyada onlardan yardımsever bir insan yok. Bana göre tabii ki. Hadi gelin üst kata çıkalım. Kardeşim de inşallah bir gün öyle olur. Sizler istediniz. Biz de tabii ki bu videoları çok detaylı şekilde sizlere göstermeye çalışacağız. British Kütüphanesi'ne girmek için, British Müzesi'ne o kadar para verdim. Ama 5 lira yardım ettim, dengeleri bozulsun. Türk lirası koydum, herkes pound koyuyordu. Dedim bir Türk'ün geldiğini anlasınlar. Ve bir Türk'ün para vereceğini, bağışta bulunacağını da anlasınlar. Şimdi arkamızda gördüğünüz yerler böyle kaçıncı bilmem tarihten, milattan öncesinden, milattan sonrasına kadar var. Size ne lazım? Milat diyorsanız beynin öncesi, sonrası diyorsanız yorum yapın. Hadi gelin size hem milatın öncesini hem sonrasını hem de şimdiki anı gösterelim. Şu dayıyla fotoğraf çekelim bari. Eski kütüphane anlaşılan. Burada kitapları satsam kaça okuturum acaba? Acaba burada kitapları alabiliyor muyuz ya? Burası anladığım kadarıyla eski bir kütüphane. Anlayabiliyorum. O zaman birinci adımı tamamladık. İkinci adım. Buradan kitapları nasıl ödünç alırım? Görevliye soralım. Buradan böyle tıklayabiliyor muyuz? Ben kitap okuyorum. İngilizce öğrenmek istiyorum ben. İngilizlerin yardımsever olduğu söylendi. En pahalı kitapları okumak istiyorum. Bunları var ya internette nasıl satarım ha? Oo, bunlar en aşağı 200-2000 yıllık falandır ha. Neyse çıkalım. Burada kitapları satçaya benzemiyor. Gel gel. Evet. Şimdi burada önemli olan şey bana göre bu tabii İngiltere'nin büyük güzel yerlerinden biri olduğu için turistler adım başı hatta bazen yarım adım başı fotoğraf çektiği için böyle çok zordur yürümek burada. Birkaç tane çekeriz. Ya da ben seni yapay zeka ile editlerim. Şimdi biz aşağıdan yukarı doğru çıkıyoruz. Yukarıdan aşağı inmesi daha kolay oluyor çünkü. İçeriden yukarı çıkınca canın sıkıyor. Burada böyle kategoriler var. Bilmem o yeri, bilmem şu yeri, bilmem bu yeri. İşte Afrika'sı var, Asya'sı var, Avrupa'sı var, Roma'sı var, Bizans'ı var, oyu var, buyu var. Ben de anlamıyorum yani. Okuyorum orada diyor ki işte bilmem milattan önce kraliçenin şöyle böyle bir şeyi vardı. Şimdi baktığınız zaman abla beni çok fena kesti. Hoşuna gittim herhalde. 60 yaşında ama. Neyse kafeteryada bir kahve içeyim de ondan sonra video çekimine başlarız. İçerisi bir girsek bugün şu an saat kaç? Şu an saat 10-11'e geliyor. 4-5 gibi bence çıkarız. O da full yürüyeceğiz hiç durmadan. Hakikaten hazırsanız başlayalım. Medeniyetler nereden başladı? Bana ilkokulda Mezopotamya diye öğretmişlerdi. Şu anda Mezopotamya'nın tarihindeyiz. Burada görmüş olduğunuz kişi Kutka. Dokunamıyorum ama Kutka burada anlaşmanın temsili olan el işaretini buluyor. Burada yapmış oldukları Milattan önce 2500 yılında ne olduğunu hala anlayamadığım uzun saçlı adamlar, Anunnakiler. Hadi gelelim biraz da şey konuşalım. Anunnakiler gerçek mi? Yoksa yerin altında Atlantis hala gerçekten var mı? Dünyayı gerçekten o 5 alem yönetiyor yoksa beni de içine alacaklar gibi gibi kafamızda şeyler. Burada bir tane şey, birinin kafası hangisini isterseniz ona koyabilirsiniz. Burada King Lagash'ın fotoğrafı var bak dikkat ediyorum. Kameramanla işimiz var. İnşallah bugün sağlam bir şekilde buradan çıkarız. Evet, şimdi burada Mezopotamya'dan çıktık. Antik Levant'a geldik. Bu da 7500'den 3332'ye geliyormuş. Vay be. 7500. Dünya ne zaman oldu ki be? 7500 ne ya? Burada bir Firavun'un yatağı var. Buraya geldiğimizde Halaf'tan aldıkları şeyler mevcut burada, parçalar. Halaf neresiymiş ya? O da Mezopotamya. Hala Mezopotamya'dayız canım. Burada ilk yaptıkları heykel tıraşlar. Bunlar da size bir şey söyleyeyim mi? Bunlar var ya 7500 üstüne de 2000 koysan etti sana hadi en aşağı 10.000 yıldır önce yapmış oldukları şeyler bugün sattıklarından çok daha iyi gözüküyor. Biz geliştik mi acaba 10.000 yılda ne yaptık anlamadım. Burada da sanatçının yapmış olduğu her insan ölümü tadacaktır çalışması. O kadar para kazan, ye, iç, eğlensen ondan sonra gel böyle kemik oluyorsun. O yüzden ne diyoruz? Biraz bu dünyada çalışıp öbür dünyaya da yatırım yapmamız gerekiyor. O yüzden arkadaşlar yani güzel işler yapın. Gün sonunda zaten her türlü para kazanıyorsunuz. Hadi sizi aşağı götüreyim. Jericho Torp'un yeriymiş burası. Ciao, come stai? İtalya'ya hoş geldiniz. Gelin size İtalya'yı göstereyim. Ha unutmadan burası Yunan İtalya'sı ona göre. Yani kaçıncı yüzyılmış? 750 ile 250 milattan önce. Bak hala milattan önce diyoruz arkadaşlar ona göre. Burada sanat eserleri çok daha güzel. Paraya buluyorlar herhalde. Bunlara da bayağı baksanıza. Bütün paraları hemen şey yapıyor. Ama eski paralar bayağı büyükmüş. Burada bayağı güzel işçilikler var. En azından ne olduğu belli oluyor. Daha demin taşa maşa nokta koyup tarih şeyi yapıyorlar. 10.000 yıl önce bence tek şey olması gerekiyordu. Ve bir Türk kafası olarak buraya gelip acaba bunun kaça okuturum kafasıyla böyle bir bakmak var. Bu Eros'un şeyiymiş bu arada. 250 milattan önce taktığı bir taçmış. Şurada altın yüzükler görmüş olduğunuz gibi. Harbiden insan düşünün yani düşününce bunları kaça okutuyor? Bunlar var, satılmaz herhalde. Oo bak, kalp falan yapmışlar. İnsanın doğumu mu ne bu? Çok şey yazıyor arkadaşlar, benim kafam karışıyor. Yani ben bakıp geçiyorum, çok fazla düşünmüyorum ama gelen arkadaşlar bunu baksın. Trolleyeyim mi insanları? Ben de Yunanlardan geldim diye. Neyse, burada gördükleriniz Greek influencer. Bak, Greek zamanında da influencer'lar varmış. Hani yeniydi? Hani çağımızın yeni mesleğiydi? Adamlar 450 yıl milattan önce bulmuş. Milattan önce 450 yılında bu gördüğünüz gülen influencer'mış ya. Bak burada öyle yazıyor. Hem de Yunan. Çağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Artık size bu gördüğünüz mızrakla çok daha uzaklara atıp hayvanlara iyi vurabileceksiniz. Eğer mızrağı almak istiyorsanız lütfen kapıya altın köşesi bırakın. Ne yapıyorlar? Harbiden adam mutlu bak. Demek ki influencer'lar mutlu. Buradan onu çıkartıyoruz. Acaba kimden reklam alıyorlardı? Zeus'tan mı? Evet, bu tarafta bir şey yok. Şu tarafa gelelim. Adım adım tarihe geliyoruz. İtalya tarihindeyiz hala. Burada insanlar çoğu pes ediyor. Ben size söyleyeyim. Gerçekten çok büyük çünkü. Bak burada Kıbrıs'ın şeyleri var. Milattan önce 10.000 yıl önce bronz çağında. Bronz çağını bilenler bilir. Bana da ilkokulda öğretmişlerdi. Bronz vardı, altın vardı. Gümüş var mıydı ya? Bak eskiden bununla su içiyorlarmış. Vay be. Üstüne de şey yazmış. Benim malım kimse dokunmasın. Nereden mi biliyorum? Sallıyorum. Ben burada en çok neye şaşırdım biliyor musunuz? Bakın, Kıbrıs'ın Tanrıları adlı çalışmada milattan önce 450 yılında, 425 yılında Kıbrıs'ın tanrılarıymış bunlar. Bunun adı Herakles. Selam sana Herakles. Hepsi Herakles bunların. Apollo var. Pan var. Var da var. Hepsi. İnanan inanıyor. Bu arkamda görmüş olduğunuz yapı gerçekten ama gerçekten çok ama çok önemli. Bu yapı Z kuşağı. Hadi gel. Şimdi soracaksınız. Buraya neden bu kadar fan koyuyorlar? Burası rutubet aldığı zaman bu tarihi eserler 10.000 yıllık, yani siz de dile kolay. Evde 5 yıl bir şey tutmuyoruz. Burada aman yarabbi ben ne gördüm çalışması var. Şu an biz neredeyiz? Antik Kıbrıs'a geldik. Buradan ilerliyoruz. Bu bana göre şeye benzetilmiş. Musa peygamberin şeyi vardı. Milattan önce 325. yılda yapılmış. Onun bir adı vardı ya. Ne diyorlardı ona? Herkes onu arıyor ya. Bulurlarsa işte güya Mehdi falan bulacakmış falan diyorlar. Neydi onun adı ya? Ah. Onun adı vardı ya. Bir şey diyorlardı. Her neyse, bilen varsa altta yorumlarda yazsın. Ben adı aklıma gelmiyor şimdi. Onun adı ne ya? Evet. Oturup karşısına düşünebilirsiniz onun adı ne diye. Bunun adı neydi? Aşağıda yazıyor da benim dediğim şey o değil aslında. Bu neymiş? Bari bunun ne olduğunu öğrenelim. Mezarlık ya bu. Çok da şey yapmaya gerek yok yani. Abi hiç niye bana bakıyorsun? Korktu kız ya. O kadar çirkin miyim lan? Burada bir şey kalmadı ya. Burada ay kız ne gördüm adlı şey var, çalışma var ya. O neydi kız? Evet. Şu an Roma İmparatorluğu'na geldik. Hadi hayırlı olsun. 70. oda. Gelmek isteyen arkadaşlar olursa. Şimdi Roma İmparatorluğu'nda bildiğiniz üzere hep oyunlar vardı. Roma çok gelişmiş bir topluluk. Roma'da neler var? Bakalım. Roma'da hep böyle gümüş şeyler var ya. Ben Roman. Burada diyor ki, ya çok şey yazıyor ya, ben anlamıyorum yani. Diyor ki işte Roma'da çok tanrı vardı, Trojan Savaşı olmuş falan filan, Troy varmış. İşte onu hediye etmiş. 1000 tane şey var, hangi birini anlatayım? Burada çalışanlar da bilmiyordur. Ama güzel bir kız bulursam burada çalışan, anlatması için ondan rica edeceğim, aklınızda olsun. O zamana kadar beni dinlemek zorundasınız. Adamlar ne güzel işçilik yapmış ya. Hep bunları kaç okuturum diye şey yapıyorum. Siz olabiliyor musunuz? Ben pandemi zamanında İngiltere'de her şey kapandığında kafamda 2 tane plan vardı. Ya buraya gelecektim, buradakileri ya da British Kütüphanesi'ne gidip orada kitaplar okutacaktım. Ama ne yazık ki hala hayattayız ve hala devam ediyoruz. Şu anda Roma İmparatorluğu'ndayız. Hadrian, hangisi Hadrian bilmiyorum ama herhalde o şu olabilir. Bunun tipi... Şimdi Yunan tarihini bilen arkadaşlardan özür diliyorum. Ya da tarih okuyan ya da tarih alanında uzman olan arkadaşlardan. Bu bir bilgilendirme değil, eğlenme amaçlı çektiğim bir video. Bilgilenmek için lütfen biletinizi alıyorsunuz. Sabiha'ya gidiyorsunuz, oradan Londra'ya geliyorsunuz, Stans'ta inip buradan trenle geliyorsunuz. Ondan sonra burada randevunuzu alıp, biletinizi alıp bu pahalı olan müzeye gidiyorsunuz ki ben kendi akıl yılmaz olduğum için bedavaya girdim. Sonra istediğiniz kadar tarihe, istediğiniz kadar eğlenebilirsiniz. Benden bu kadar yani, benim gösterebileceğim şeyler bu kadar. Tuhaf bir yere girdik. Aa, buranın kokusu bile değişik ya. Oo, ne kadar eski bir şey kokuyor. Burası yine aynı şey. Ben burayı beğenmedim ya. Burada Yunanların müzikleriyle ilgili bir de çocuk müzik var burada. Başka bir şey var mı? Ha, orada çıkış yeri varmış. Bana bunlarla gelin. Evet. Tarihe kaldığımız yerlerden devam ediyoruz. Bulup buluşturdukları bütün ufak parçaları. Baksana adamın kolu var burada ya. Ve 5'i bir arada. Ben de düşünüyordum 5'i bir arayı bizim Türkler icat etti diye. Halbuki 5'i bir arada daha önce Yunanlar tarafından icat edilmiş. Demek ki baklavayı bizden aldılarsa da 5'i bir arada Yunanlardan biz almışız. Türk halkına sesleniyorum. Şu an bir kuyumcu gibi duruyoruz. Değil mi? Dükkan önünü boşaltın. Hay be. Altın eskiden beri değerli. Hiç şey yapmadı. Acaba bunların fiyatı ne kadardır ya? Alıp okusan. Evet. Paraya götürüyorum. 68. bölümü. Başka bir şey bilmiyorum zaten. Limanın para olmuş. Zamanlı kanalıma hoş geldiniz. Size ilk hayatımıza kredi kartının girişlerini hatırlatalım. Ama ondan önce burada yapılan ilk paraları. Burada diyor ki it's the cheaper to print this on money than paper. Yani paraları basmak kağıttan daha ucuz. Lafın değerine bakar mısın? Yani para boş kağıt bu kadar. Ondan sonra ne oldu tabii bilmeyen arkadaşlar için anlatıyorum. Ben niye İsmet gibi böyle elle böyle şey anlatıyorum. Para hayatımıza girdikten sonra kredi kartları. Hatırlarsınız. Hepimize verdiler ya içinde limit olup nasıl kullanacağımızı bilmeden ilk ay borca girdik hepimiz. İşte istedikleri de tam da bu. 1950'lerde Amerika'da, 1966 ve 1972'lerde burada görmüş olduğunuz gibi HSBC, Citibank, Emlak Bankası. Emlak Bankası Türk değil mi ya? Emlak Bankası da var. Türk yazıyor. Harbiden buradan Türkiye'deki yetkililere sesleniyorum. Emlak Bankası. Senden de kartım vardı. Burada ilk para basımı ve diğer şeyleri göstereceğiz. Şurada görmüş olduğunuz 1945'ten beri yapılmış ve basılmış paralar. Arka tarafta size daha eski zamanları da getirmek istiyorum. Tabii ki. Paranın ilk basımı. Orada çok fazla bir şey yok ya. Eskiden. Burada baksana işte para mara var ya. Abi eski paralara baksanıza. Yanında böyle herhalde bavulla falan dolaşman gerekiyordu bu parayı tutmak için. 1800'lerde yapılmış paralar. Bu 50 pound. Aa bu 5 pound bende vardı. Bende para koleksiyonu var biliyor musunuz? Bayılıyorum böyle hep böyle para toplamaya. Her ülkenin şeyini falan. Hatta bir ara bayağı abarttım böyle şey yaptım. Sonra vazgeçtim ve bıraktım. Ama çok seviyorum. Mesela bakın şuradaki para birimlerine baksana. Abi düşünsene hesabı ben ödeyeceğim deyip böyle. Şu 5 poundmuş mesela. Vay be zaman geçiyor. Tabii ki paranın değeri de her geçen gün değişiyor. Türkiye'ye geldiğimde paranın değeri kalmadı sözü çok duyuluyor. Ama önemli olan şey acaba doğru soru bu mu? Burada gördüğünüz bozuk paralar. Aa bak bunu ben çok severim de bunu niye koymuşlar mesela? Macaristan şeyi. Sanırsam burada şeyi gösteriyor. Mikail'in şeytanı gökyüzünden yeryüzüne indirirken mızrakladığı şey de onun parayla ne alakası var? Ne yazıyormuş ki orada? 1475-1500 falan filan işte. Evet, tarihe doyduğumuz ve gözümüzün, gönlümüzün açıldığı bölüm, para bölümüne devam ediyoruz. Her yerde altın var. Bunları acaba satsak kaç olur ya? Burada bilmeyen arkadaşlar için full altın falan vardı, kaldırmışlar. Ya da biri benim gibi böyle bir gelip bir şeyler yaptı. Tarih maliyet dedi. Çünkü buradaki şeyleri alabiliyorsunuz. Bakın burada silkeler var. Böyle geliyorsunuz diyorsunuz ki benim biraz bunu gösterip tanıtmaya ihtiyacım var. alıyorsunuz buradan, gidiyorsunuz, gösteriyorsunuz, sonra geri getiriyorsunuz. Demek ki buradakiler geri getirmedi. Ondan sonra en sevdiğim bölüm bu ya. Diğerlerine boş verin arkadaşlar. Neyse ama mecbur tanıtmak zorundayız. Para bölümü bu kadardı. Bakalım diğer bölümlerde ne var? Çok saçma bir şey oldu. Ben de anlam veremiyorum. Ama idrak etmeye çalışıyorum. Kardeşim İngiltere'ye geldiği günden bugüne ilk defa para harcadı. Pardon, ikinci kez. Birincisinde metroya basmıştı kartıyla. Üç kere basmış. Yani kendisi 2 kere dışarı çıktı ya, ben size o zaman bana söylemiyor. Bana kahve aldı. Şaka gibi ama gerçek. Vallahi şu an ben de çok şaşırıyorum. Neyse, ne yapacağız? Tadını çıkartalım. Kaldığımız yerden devam edelim. Gözyaşlarıyla. Mutluluktan ama. Avrupa'ya geldik. 1000-1500 yıl arasında Avrupa'da hayat nasılmış? Avrupa'da keman bulunmuş. Adını keman derseniz tabii ki keyfine düşkünlermiş. Şimdinin kemanları bile böyle güzel değil. Ama sanki bunlar iple mi çalıyormuş o zaman? Değişik bir şey var orada. Ha, bunun adı sito olmuş bu arada. Keman değilmiş. Ben kemana benzediği için keman demişim. Bu tarafta yine gördüğünüz Avrupa'nın havalı, şahşalı yazıları. Şurada bir tarak, kaldırabilen saçını tarayabiliyor. Arka tarafta bir hangi imparatorluk ya? Bunları da yazmıyorlar ki. Burada krallar ve kraliçeler, peygamberler ve melekler yazmışlar. 3. Henry ne yapmış 3. Henry? Oo, çok güzel. Aşk hikayesi. Ha bak, benim dediğim paralar burada. Savaştan kazanılan güller demişler ama bunlar gül değil ya. Şöyle bir fotoğraf alalım. Al bakalım. Evet. İşte çocukluğunuzu özgürce yaşayabileceğiniz 2. flor. Buradan böyle hop 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 bum 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 bum. Çocukluğunu yaşayamadıysanız İngiltere'ye gelin, British Müzesi'nde merdivenlerden aşağı inin. Kimsenin bilmediği bu tarihi yapıları bugün sizlerle beraber anlatırken hayatın gerçeklerini ve İngiltere'nin müzesinin içerisinde sakladığı bu gizli kıdemli bilgileri paylaşacağız. Atlantis gerçekten hayatın sunmuş olan gerçekler var mıydı? Yoksa Anunnakiler gerçek miydi? Sümerler gerçekten var mıydı? Parayı bulduktan sonra ne yaptılar? Değiştiler mi, değişmediler mi? İşte bu yayında sizlere hepsine bunları detaylı şekilde anlatacağız. Kahvenin içine bir şey mi koydular acaba? Neyse, gidelim içeri bakalım bari. Bildiğiniz üzere Amonhotep'i bilen bilir. Bilmeyen de kendi gibi bilir. Demek isterdim tabii ki ama öyle bir şey değil. Şimdi Mısır'a geldik. Yani Mısır dediğim şey işte. Bu Amonhotep var ya, bu Yusuf Peygamber filminde hep böyle bir şeyler yapanlar. Sevenler, sevilenler. Bu onlardan bir tanesi. Bu onun heykeliymiş. Burada bayağı şeyler var. Burada şeyler var. Mısır tanrıları. Bu gördüğünüzün adı siyah panter. Bu güneş panter. Bu ben bilmiyorum panter. Bu da ben biliyorum ama söylemiyorum. Ortasındaki de her şeyi bana anlatan. Bunlar bizim kankalar. Nasıl ama? Bu gördüğünüzse bunlar eski tanrı manlı herhalde. Ben de bilmiyorum. Hepsi tanrı zaten, anasını satayım. Eskiden tanrılığı nasıl şey yapıyorlarmış? Çok merak ediyorum. Bak bu da tutan... Bu Yusuf Peygamber'in şeyindeki olan herhalde. Tutanmuz. İkinci ama. Hani diyordu ya. Lan ne? Yusuf Peygamber herkes izlemiştir. Her izlemeyen yok herhalde. Vallahi bak burada yine gördüm, duydum, bilmiyorum. Ha bak. Burada neler var neler. Hadi yine şanslısınız. Tamam. Şimdi sevgili arkadaşlar, duvarda yazanın ne olduğunu bilmek istiyorsunuz ama anlamıyorsunuz. Çünkü Mısırca. Mısırca diye bir dil var mı bilmiyorum. Hemen ne yapıyorsunuz? Hazreti Google'u açıyorsunuz. Hazreti Google'da fotoğraf bölümüne tıklıyorsunuz ve buradan olan fotoğrafını çekiyorsunuz. Sol tarafta Translate var. Translate'a basıyorsunuz ve bakalım bize ne diye yazmışlar orada. Bunu okuyan Tosun falan yazmamıştır inşallah. Bakın Mısırlılar ne yazmış? Buradan çeviri yapıyor. Türkçe'ye çevirmiyor tabii ki. Mısırca'yı Google bile algılamıyor. Ne yazık ki. İşte benim en sevdiğim şeyler. Benim en sevdiğim şeyler genellikle şurada da. Abla bakıyor. Neyse abla baksın, mutlu olsun. Ben bayılıyorum bu Mısırlılara ya. Adamlar çok kafaymış he. Piramitleri kim yaptı hala bilmiyoruz he. Baksana buraya yazsalar ve piramidi ben yazdım. Şurada okuyabilsek desene. Kuş falan var mesela. Bu kuşun anlamı ne Mısırca? Mısırca mı diyorlar ona, onu da bilmiyorum. Eski antik Mısır dilindeymiş. Mısır deyince anlamıyorlar sanki. Evet. Firavunlara doyamadığımız... hadi yine iyisiniz. Bakın sizi kimlerin yanına götürdüm. Bunlar kim biliyor musunuz? Hani aslanı böyle avazıyla dağıtan var ya, Ziya değil, şey olan. Bunlar arkadaşlar Nemrut. Bu Nemrutlar, gelin size hikayesini anlatayım. Şunun önünde anlatayım hatta, böyle o da dinlesin. Şimdi bunlar tanrıymış. Bunlar yarı tanrı yarı insan. O yüzden böyle yüzleri falan insan, sakallı makallı. Vücudu da işte atmat, aslan kanatları falan var. Hatta şurada baktığınızda. Şimdi bu niye böyle biliyor musunuz? Bunun sebebi bunlar çok güçlü. Hatta yanlış bilmiyorsam çok büyük bir hikaye var. Aslında bunu anlatmak isterim bir yanda ama çok insan var ya burada. Yani sallamak üzerine inanılmaz ölümüne sallayabilirim şu an. Şimdi bu Asya kralı Asurnasirpal 880 yıllarında M.Ö. yaşamış. 9. yüzyılda yani. Şimdi bunlar, bak buraya hep böyle bir şeyce yazmışlar, okumasını bilen varsa. Bunun aslında çok büyük bir hikayesi var. Yani bu bayağı çok detaylı bir hikayesi olan bir şey. Biliyorum ama şimdi çok da doğru olduğunu düşünmediğim için çok da söylemek istemiyorum ama bunlar aslanı böyle eliyle falan indiriyorlarmış. Yani çok devasa insanlarmış. Nemrut'u biliyorsunuz zaten. Hani derler ya Nemrut gibi. O Nemrut, bu Nemrut işte. Yani diyorlar ya Nemrut gibisin. Yani böyle olma yani. Baksana kanatları var. Altta ne olduğu bellidir. Önünde şeyler var, toynaklar var. Ya Nemrut bizim o iş vardı, ne oldu? Ya yapacağız oğlum işte. Şu krallığı 4. çağ dönemi kapatalım, yapacağız. Burada ne diyorlar? Antik Asya. Aşağı tarafa gidebilsek aslında çok daha güzel olacaktı. Aşağı taraflar şey. Ya bu Nemrut olayı beni darladı ya. Nemrut'u ne yapacağız? Abi gelelim biraz çıplak heykel görelim. Hoş geldiniz. Bu arkamda gördüğünüz yapı dünyanın 7 harikasından bir tanesi. Ama adını bilmiyorum ama gerçekten ilk defa bir şey biliyorum. Bu doğru. Bu dünyanın, Google'a yazın dünyanın 7 harikası diye. Babil'in işte bahçeleri falan. Bu da onlardan bir tanesi. Adına bakalım da ne olduğunu öğrenelim. Abi işte dur bakayım ne yazıyor orada. Nevet Moment. Osmanlı dönemi falan yazıyor ya burada. Osmanlı diyor. Diyor ki Turkish Osmanlı to site. Oğlum bunlar bizden yürütmüşler lan. Sultan Abdülaziz falan diyor. Ben şok. Dünyanın 7 harikasından bir tanesi Türklerin malı çıktı. Şaşırdım mı? Biraz şaşırdım açık konuşmak gerekirse. Konstantinopolis zamanında çarpmışlar. İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde açılmış 1891'de. Ondan sonra da herhalde Türkiye bunlara hediye etti buraya, British Müzesi'ne. Neyse. Sayemde dünyanın 7 harikasından birini de gördünüz. Hep görüyordunuz da 8.'sini görmüş oldunuz. Burası Yunanlıların takıldığı yer. Yani hep böyle çıplak şeyler var, heykeller var. Romalılar seviyor herhalde böyle şeyleri. Ah İskender ah. Hayatta olsaydın da bunları görseydin. Her yere şey yapmışlar. Şimdi nereye gidiyoruz? Yine dışarı çıkıyoruz. Ya ben burayı anlayamadım ya. Bir giriyoruz bir çıkıyoruz. Yani anlayacağınız burada duvarlara böyle baya adamlar şey yapmış yani. Hepsini okuyamayacağım ama bir tanesini okumaya çalışayım. Ne yazıyormuş? Bakalım. Bunlar bir parçaymış bu arada. Hepsi birbirinin parçasıymış. Yani bir parçadan hepsini birleştirerek böyle şair burada bir şeyler anlatmaya çalışmış. Bu arada tabii ki şeyi de tam bilmiyorum ama ya adamla uğraşmış yapmış ya. Vallahi helal olsun yani. Gerçekten. Bir de şeyi de bulabilsem. Kameraman kayboldu. Ben kendi kendime konuşuyorum ha. Harbiden kameraman nerede? Parayı veriyoruz. Çalışıp çalışmadığını göremiyoruz. O da iyi be. Kırık taş parçaları var. Sanat yani. Sanatçıyız herhalde, o kadar da değil ya. Anlamayanlar için Yunan İmparatorluğu'nun zamanında yapmış olduğu tarihi eserler. Arkadaşlar her şeyi de biz mi anlatalım? Bedavaya tur yaptırdık size o kadar. Ha bu arada daha çok müzeye ulaşmak istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. He. Beğeni de bilirsiniz. Beğenmek bedava. Neyse kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ya buraları böyle normalde beni de görmenizi isterdim de hiç gerek yok. Burada tarih var gerçekten arkadaşlar. İlk güneşin icadı var burada. Burada ilk tencere. İlk güneş şeyin orada. Burada ilk mezarlık. Şekil falan çiziyorlar. Yani ölüyken okur diye herhalde. Burada çok değişik şeyler var. Burada bağış kutusu herhalde. Burası ilk televizyon Mısır zamanında. Bu ilk ya bu mitolojide var ya işte ayakları aslan falan filan, ne olduğu belli değil. Bunun kafasını koparmışlar. Bu kardeşim çıksın şuradan. Sanata saygı. Yani burada ilk kaplumbağa galiba. Evet, sanata devam ediyoruz. Sanata doyduğumuz ve doymaya da devam edeceğimiz programımız akın akın İngiltere devam ediyor. Şu an tarihin arka tarafta tozlu raflarına çıkıyoruz. Ha bu arada bilmeyen arkadaşlar varsa bu ne biliyor musunuz? Dünyanın Hammurabi'nin yazdığı galiba bu. Güneş tanrısının kurallarıymış. Yeniden doğum için. Bunu ekran görüntüsü alıyorsunuz arkadaşlar. Gittiğiniz yerde beğenmezsiniz. Bu duayı okuyorsunuz. Öyle yazıyor bak burada. Yani illa İngilizce bilmeyen arkadaş bunu da ekran görüntüsü alın. Güneş tanrısı yeniden doğum için bu şeyi yapıyormuş. Arkadaşlar nefeslerin kesildiği, heyecanımızdan içimizin ayrı bir boyutlara ulaştığı piramitlerle yaşam bölümüne devam ediyoruz. Burada göreceğiniz şeyler gerçekten ama gerçekten firavunlar ve mumyalanmış şekilde olan hayatlar. Peki neden mumyalanıyordu? Çünkü mumya kokmuyordu. Yani tekrardan gelecekler falan ya o yüzden. Ayrıca onların inancına göre bu görmüş olduğunuz mumyalar yani gerçekten ama gerçekten mumya. İçine de böyle tuhaf fotoğraflarını koyuyorlarmış yani halbuki. Baksana. Bildiğiniz gibi sevgili arkadaşlar mumyalar gömüldükten sonra piramitlerin içerisinde şey oluyor. Ne oluyor? Yağmalanıyor. Onu da engellemek için Keops öldükten sonra kendisini çalışanlarla beraber gömüyor ki kapıyı da içeriden kapatıyor kimse açılmasın diye. Çok akıllı adamlar ya. Da öteki işçilere yalan oluyor yani. İşçiler canlı gidiyor. Onlar biraz daha yaşasaymış yani. Neyse. Geliyoruz size verdiğim sözü tutmaya. Hadi bakalım. Şu an neredeyiz? Ha, İran'dayız. Antik İran'da. Milattan önce 3000. yıl. La 651. yıl milattan önce. Evet. Oy. Turist olmak çok güzel ya. Hayata bak. Oh, şunlardan bir tane taksak. Size arkama dönmek istemiyorum. Ama arkam dönük de yürüyemiyorum. Burada 1000 tane şey var. Hepsi de tarihi eser. Dokunduğun zaman ötüyor. Ben birkaç kere dokundum alarm çalıyor. Çok da sağlam çalıyor arkadaşlar. O yüzden niye? Çünkü güvenlik amaçlı. Burada altınlar var. Antik İran'da. Onlar da şeymiş ha. İranlıların da bayağı şey var. Yani adamlar çok kafaymış ya. Ya milattan önce ne güzel hayat varmış. Milattan sonra ne oldu da böyle olduk ya? Sabah akşam bilgisayar başında oyun oynuyor insanlar. Ama her şeyden önce size söylemek istediğim bir gerçek var. Bakalım kameraman beni bulabilecek mi? Arkadaşlar, yapay zekanın gelmesiyle artık insanların beynini, algoritmaları anlayıp daha doğru ve inanılmaz derecede iyi çalışabilecek çipler yerleştirildi. Bunun videosu da var, YouTube'dan araştırarak bakabilirsiniz. İnanılmaz bir sayıyı ve saniyeler içerisinde bölebilecek kadar düşünce gücüyle çalışılıyor ve insanın beyni kontrol edilmeden o destek alarak bir telefon gibi çalışıyor. Yani Google'a nasıl bir şey soruyorsunuz çat diye geliyor bilgi. Aynı şekilde insanın beynine takılan bu çip insanın Android olmasını sağlıyor. Belki bunu bizler göremeyebiliriz ama bizden abartısız bir şekilde 30 yıl sonra, bu 30 yıl bence çok büyük bir zaman ya, 30 yıl içerisinde bence herkes buna geçecek. İnsanların beynine çip takılarak insanlar hacklenecek ve robotlar gibi böyle bum 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 komutu kim yazıyorsa, yani Matrix filmi gerçek oluyor bana göre. Detaylı bilgi almak isteyen olursa YouTube'dan yazsın ya da Google'a. İnsanların beynine çip takılarak nasıl düşünce gücünü birden yüze, o Lucy filmdeki gibi yapmışlar. Ben de takarım büyük ihtimal de bir şeyi bende olması lazım. Ne derler? Kontrolün. Yoksa beni bir şey yaparlarsa var ya, oho, dünya uğraşsın dursun sonra. Her gün video çekerler. Düşünsene her gün bana video falan çektiriyorlar. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Bozulana kadar. Burada hepinizin görmek isteyeceği ama hiçbir zaman göremeyeceğiniz Bizans İmparatorluğu. Ama Mehmet Ali'nin oynamış olduğu o kahpe Bizans değil. Ne var? İmparator. Size bir şey göstereceğim. Bu arkamda gördüğünüz yazıt Fanana Hopatana ne demek biliyor musunuz? Bu Bizans İmparatorluğu'nun bir şeydi. Açıklamasını nereye yazmışlar? Ogham Writing System'miş. Yani Ogham yazı dediğimiz. Nece? Türkçe'ye benziyor. Burası Bizans İmparatorluğu. Evet, Bizans İmparatorluğu'na geldiğimize göre büyük ihtimal kardeşim şimdi gelecek ona oha abi gerçekten diyecek. Abi insanlar bazen çip yaratılıyor gerçekten he. Bak suratı güle güle gelecek şimdi he. Hi, you're right. Do you know where is Islamic stuff? Over there, yeah? Yeah, appreciate it. Thank you. Benim şeye bakar mısın? İslam şeyleri nerede? Ne güzel de anlattın. Kız da hemen diyor ki hayatım burada. Tabii ki hayatım. 2 dakikada İslam dünyasına hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Size şu an ilk yazılmış Kur'an'a götürüyorum arkadaşlar. Taşın üstüne yazmış adamlar ya. Kağıda mağda değil. Bakın bu ilk Islamic Word diyor. Bismillahirrahmanirrahim yazıyor herhalde burada. Aşağıda evet Allah'ın adı yazıyor. Şimdi burada İslam kültürünün şeylerini anlatsa da bilmiyorum bunu paylaşınca telife giriyor mu ama girmez herhalde ya. Şimdi İslam kültürü çok kapsamlı bir kültür. Yani sırf Türkiye'ye göre düşünmemeli. Yurt dışında yaşıyorsanız zaten anlarsınız. İşte Afganistan, Pakistan, Hindistan, Türkmenistan, Özbekistan yani diğer Arap ülkeleri hepimizin şeyi çok farklı. Ben onu fark ettim. Yani biri namazı böyle kılıyor, biri böyle kılıyor, biri farklı kılıyor. Ama burası Ayasofya mesela. Ayasofya'yı gösteriyor. Çok kültürlü şeyler varmış. Ben bunu öğrendiğimde çok şaşırdım. Burada hepsinin böyle şeyleri yazıyor. Mesela Bizans İmparatorluğundan kalan diyor ki mesela burada ben de Prophet Muhammed was born. Muhammed Peygamber doğduğunda 570 yıllara civarında Middle East ile Bizans İmparatorluğunda bir şeyler olmuş. O zaman toplanmış şeyler. Ha böyle benim bildiğim konulardan gelin ya. Hep böyle çanak çömlek. Ne anlatayım ben onu? Bu mesela Arap Adası'nın İslam'dan öncesi. Before diyor. Ha, aynen ondan önceki şeylermiş. O zaman daha Müslüman olmamışlar. Onun dışarısında başka mesela benim çok sevdiğim şeyler var burada. Yani şu an kardeşim çektiği şeyler yine aynı şekilde. Arkadaşlar ekran görüntüsü ya da video dondurabiliyorsanız orada mümkün mertebe açıklamalarını da göstermeye çalışıyor diye kardeşim düşünüyorum. Kafasına göre takılabilir ama yani orada görürseniz durdurun hemen ekran görüntüsünü alıp Google'a yükleyin. Direkt çeviri yapıp Türkçe okuyun. Ama burada gördüğünüz şeyler gerçekten yani paha biçilemeyecek ve bütün dünyadan toplanmış İslamik şeyler yani gerçekten tüm dünyanın yani sahip olamayacağı şeyler. Ben burada çok güzel şeyler de buldum. Bu arkada görmüş olduğunuz mesela kardeşim ergileri de çekersek sevgili arkadaşlar ilk Kur'an şu yukarıda gördüğünüz bütün taşlar aslında 557 yılında yazılmış şeyler. Şimdi burada farklı farklı şeyler yazıyor ama burada genellikle işte Kur'an'dan şeyler yazıyor. Mesela şuna baktığınız zaman Besmele ile başladığını söylüyor. Tanrı'nın, Allah'ın adının güzelliğini ve diğer şeylerini de anlatıyor. Gördüğünüz gibi Özlem onun ne kadar çok 584 yılında yapılmış da gerçeği burada. Onun videosunu şey yapmana gerek yok yani. Televizyondan gerçeği burada. Gördüğünüz gibi burada ne yazıyor? A-S-T-Y-H-R-L-A-D-A-M-A. Ben Arapça biliyordum işte, okuyordum ya. Ben ezbere okuyordum ya. Evet yani harbiden ne kadar değişik yazmışlar ha. Huvallahü'l-le çok değişik yazıyor. Peki İslam aleminden sanat alemine geçiyoruz ama yine İslam aleminin sanat alemi. Burada biraz daha böyle bizim sanatla uğraştığımız şeyler var. Yani sanata ve sanatçıya saygı. Ben burada şeyleri çok gördüm. Osmanlı İmparatorluğu'nda abi ben bu kardeşlere bayılıyorum ya. Bunlar benim kankalarım. Bak bunlar Fatih Ali Şah. Tiplere baksana, efsane değil mi? 1784 Fatih Ali Şah. Güzel kardeşlermiş ha. Birinin elinde silah var. Kardeş miler belli de değil. Yakışıyor muyuz böyle falan? Şey var. Bakın arkadaşlar. Ooo süper bir şey. Gösterebilirsem gel. Bu arkamda görmüş olduğunuz şey ne biliyor musunuz? Benim burada en çok ilgimi çeken şeylerden bir tanesi ama bence en çok. Çünkü ben bunu rica ettirdim, tekrar koydular. O kadar ben. Bunu kaldırmışlardı. Niye rica ettim diye sorma, üstündeki fotoğrafların şeyini çektim. Bu Fatih Sultan Mehmet'in. Şimdi bu göstereceğim şey arkadaşlar. Ben rica ettim, bunu kaldırmışlardı, tekrardan koymuşlar. Çok iyi oldu. Bu Fatih Sultan Mehmet'in savaşa giderken giymiş olduğu tılsımlı gömlek. Üzerinde Ayetel Kürsü'den tutun, aklınıza gelecek bütün Arapça şekilde yazılmış olan bir şey, hepsi üzerinde kodlanmış. Ben bunun fotoğrafını falan çektim evde, yapay zeka ile çözmeye falan çalıştım da mesela 7 kere aşağı yukarı Ayetel Kürsü yazıyor, soldan yukarı Fatiha yazıyor. Hepsinin belirli sayıları var, belirli ne anlama geldiğini bilmediğim bazı kelimeler var. Ve bunları bütün Osmanlı padişahları genellikle giymiş. Yani demek ki büyüğü o zaman da yapılan bir şeymiş. Bu benim çok ilgimi çekmişti. Hatta ben bunun üzerine bayağı bir araştırma yapmıştım. Siz de ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Almış, hediye etmişiz. Evet, burada benim sevdiğim kardeşler var. Onlar kim? Tanımıyorum. 1736 yılında bilmem İran padişahı neymiş. Öyle yazıyor. Evet, burada Osmanlı sanatı genellikle ağırlıklı Müslüman ülkelerde. Beni de çek. Evet, sevgilinize hediye almak istiyorsanız doğru yerdesiniz, doğru zamandasınız. Kameraman, şimdi reklamlar. Sevgilinize hediye almak mı istiyorsunuz? Ne alacağınızı bilemiyor musunuz? Çözümü çok kolay. Ona gerçekten hayallerinin bile kuramayacağı hediyeleri vermeye hazır mısınız? O zaman akınbaba.com'a hoş geldiniz. Akınbaba.com'da sizlere sunmuş olduğumuz özel içeriklerle sevgilinize "Yuh artık bu da alınmaz" dedirtecek boyuta getireceksiniz. Burada görmüş olduğunuz bıyık alma seti, cımbız vesaire gibi şeyler. Yok be, şaka yapıyorum. Bu ilk doktorların kullanmış olduğu şeyler ama hepsi böyle kesici alet yani. Bunu alsanız mesela ama şok edersiniz. Orada aynası falan da var. Farklı farklı şeyleri var. Ne kadar sanatkar insanlar ya. Hocam bu adam biçme makinesi ya. Bildiğin ameliyatı o zaman bunlarla yapıyorlarmış. Ne kadar güzel. Güzel. Onu soktuktan sonra hiç kimsenin güzel olacağını düşünmüyorum. Her neyse, tıp o zaman iyiymiş. Baltalarla, maltalarla. Evet, gördüğünüz gibi tarih üzerine tarih, ut üzerine ut dinlediğimiz yerlere devam ediyoruz. Keşke size bunları dinletebilsem. Ben dinletirim o. Kameraman gel buraya. Hacivat ve Karagöz'ü gören kardeşim tabii ki şu an şaşırıyor. Karagöz ve Hacivat'mış bu arada. Hacivat ve Karagöz değilmiş. Ayrımcılık olmasın. Türk iş tiyatro yazıyorlar. Türk tiyatrolarında Tabii ki Hacivat'ta Karagöz'ün yeri çok. Biz çocukken çok izliyorduk. Fakat şu anki nesil ne yazık ki bunun ne olduğunu dahi bilmeyecek belki. Bence böyle değerleri kaybetmemiz gerekirse de teknoloji hayatımıza girdikten sonra çok farklı şeyler oldu. Çocuklar artık bilgisayar, laptop başında sabahlıyorlar. Şimdi düşüneceksiniz, bu ışıklı yer neden böyle de Müslümanlık kısmı ışıkları kapalı, bunların ışıkları mı yok diye düşünebilirsiniz. Öyle değil. Bu aslında bir nevi burada o dönemlerin biraz daha böyle karamsar olduğu, Avrupa bölümüne geldiğiniz zaman daha aydınlık bir çağ olduğunu aslında perspektif etmek için yapılan bir şey mi? Yukarıdan gelen güneş şimdi burada çok mu, o yüzden mi, onu bilmiyorum. Ama öyle bir muhabbet vardı, onu hatırlıyorum. Burada görmüş olduğunuz yeryüzüne inmiş melek değil tabii ki. Kanat yaptırmış dövme kendine. Değişik olmuş. Avrupa bölümü arkadaşlar, ben bilmiyorum ne anlatacağım Avrupa'da gerçekten yani. Yani şunu nasıl anlatabilirim şimdi mesela, bu kadın mesela burada kova burcuymuş. Yani benim buradan en fazla anlatacağım şey kadın, kova şeyi, kadın figürü. Altta yazıyor, dokunma zaten. Yani anlayacağınız kova burçlarına buradan selam olsun. Burada Avrupa'nın savaşlar döneminde kazanmış olduğu ganimetleri görüyorsunuz. Burada bu heykelin hikayesini ben biliyorum. Geçen şeyde okumuştum. Ama neydi bu ya? Şu heykelin hikayesi var. Bunu bilen bilir. Bu, şimdi diyecekler ki salak nasıl bunu bilmiyorsun. Bu Simon'un babasına ölmesin diye gelip süt verdiği bir sahne. Madrid'de yapılmış. Kimdi bu adam? Adamın adını unuttum. Roman historisi. Pero babası Simon'a göğsünden süt veriyor, babası ölmesin diye. Benim bildiğim hikaye şöyle, ne kadar doğru bilmiyorum da şeyde izlemiştim. Babasını idama yapıyorlar, babası açlıktan ölecekken babasına bir şey görmek için yanına girdiğinde kızı orada tek verebileceği şeyinin yemek veremeyeceği için babasına süt veriyor. Yani kendi sütünden veriyor ve böylelikle babasının hayatta kalmasını sağlıyor. Bu çok güzel bir hikayesi var. Araştırın, bana yorumlarda yazın, ben de merak ettim şimdi. Bir yerden izlemiştim onu. Evet. Avrupa'dan o taraf şey. Burada çok güzel şeyler var ya. Hepsini alıp satasım var. Bunlar tam zaten ikinci el. Ben de seviyorum antikayı. Al, sat, yapıştır. Da izin vermiyorlar abi işte. Sanat, her şeyde satılmıyor. Yine aynı yere mi çıktık? Yine aynı yere çıktık. Neyse, burayı gösterdiğimize göre yeter bence, çok şey gördünüz. Sanata ve sanatçıya doyduğumuz, anlattığım hikayelerin herhalde yarısından çoğu yalan, yanlış, eksik bilgilerin olduğu bir programın daha sonuna geldik. Ama tabii Wikipedia denilen bir şey var ya da Google var. Araştırın arkadaşlar, British Müzesi yazın. Sizlere zaten çoğunu online olarak kendi internet sitelerinde içeride ne koyduklarını, ne gösterdiklerini paylaşıyorlar. Açıkçası benim tarihle öyle çok şeyim yok. Tarihi severim, okumayı da severim ama buradakiler milattan önce 800 bin yıl önce olduğu için çok da ilgi alanıma girmiyor. Ama ilk insanların nelerden başladığını, neler yaptığını ve aradan on binlerce asır geçmesine rağmen eşyalarının, yaptığı şeylerin hatıra olarak burada tarihlenmiş olduğunu görüyoruz. Nereden gelip nereye gittiğimizi. Bu yanındaki arkadaşım da sağ olsun boş işler müdürü aldım işte şeye. Takılıyoruz öyle. Ne yapıyor, neydi ben de bilmiyorum. Yapacak bir şey yok herhalde, sıkılıyor. Bir umut kameraya çıkarım diye herhalde. O da olacak. Neyse, arkada dediğim gibi British Müzesi'ne gelirseniz kesinlikle gelin, inceleyin. Tarih bilginiz pekişsin arkadaşlar. Yani şaka maka işin bir tarafı arkadaşlar. Dediğim gibi sanat güzel, sanatçı olmak çok güzel. İngiltere'de ben zaten çok seviyorum sanatı böyle. Vaktim olduğunca da gelmeye çalışıyorum. Kameraman ne çekti bilmiyorum, editleyince göreceğiz ama yorumlarda dediğim gibi o şey yapan yorumları yazın. Ona göre de bir sonraki İngiltere'de nereye gitmek istiyorsanız sizi oraya götüreyim. En çok yolum olan yere gideceğim. Lütfen saçma sapan şeyler yazmayın. Farklı yerlere göndermeyin beni. Londra bölgesinde olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ekonomik özgürlük, özgür yaşam, İngiltere'de hayat derken dolaşa dolaşa Mayfair'in o taraflara geldik. Az ilerisi bizim Türk konsolosluğu. Burayı bilen insanlar varsa etrafın ne kadar güzel bir yer olduğunu az çok tahmin edecektir. Burayı da geçerken size göstermek istedim aslında. Gerçekten harika bir yer. Yani tavsiye ederim. Burada evler falan çok güzel. Sessiz, güzel bir ortamı var. Çok değişik ağaçlar falan var. Yani mükemmel bir bahçe. Düşünsenize sabah kalkıyorsunuz, evinizin bahçesi böyle. Açıkçası ben bu bölgelerde çok yaşamayı yani sevsem de bilmiyorum. Burada yaşayabilir miyim? Neden olmasın? Zaten kiralar aynı aşağı yukarı, 3 aşağı 5 yukarı. İngiltere'de kiralar ne kadar diye düşünüyorsanız vallahi bilmiyorum ki. Ben ödüyorum vallahi. Ama herhalde bir baktığınız zaman yani 3000 pound'dan falan başlar diye düşünüyorum. Şey olarak kiralar yani oda tutabilirsiniz eğer yeni geldiyseniz. Duruma göre değişir de şimdi olay şu, hani ben diyorum ya internette dükkanlar günlük ortalama 1000 pound ile 5000 pound arası satış yapıyor. Ya bir günde ev kirası fazlasıyla çıkıyor bile. Geri kalan bütün günde bana kalıyor. Yani ev alabilirsiniz istiyorsanız. Bu da bir yatırım, ayrı bir konu. Ama hani tamamen size kalmış bir şey. Burada biz insanların hesaplarını yönetiyoruz, ürünler listeliyoruz. Ortalama bayağı güzel satışlar geliyor. 3000-5000 pound aylık ondan hesapta. Çoğu yeni hesap olduğu için. Gelin size biraz daha farklı yerleri de göstermeye çalışalım ama Londra'ya gelirseniz ne yapacağınızı biliyorsunuz. Mayfair'e de uğrayın.